Bütün dünyayı korkudan titretiyordu. Orta Doğu'da sinek uçsa ondan bilinirdi. Yalnız Orta Doğu'da değil, bütün dünyada gerçekleştirdiği antiterörist eylemlerle tanınmıştı. Mossad'dan söz ediyoruz. İsrail Gizli Haber Alma Örgütü'nden. Bu büyük örgüt geçen hafta adı kadar büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya kaldı. İsrail Başbakanı Isaac Rabin öldürüldü. Hem de barış şarkıları söylerken, hem de yüz binlerce İsrailli onu izlerken, alkışlarken. Üstelik katil hiç zorlanmadı. İşini o kadar basit, o kadar rahat gördü ki bütün dünya dehşete düştü. Mossad gafil avlanmış, koruması gereken belki de en önemli kişiyi ölümden kurtaramamıştı. Toz duman dağıldıktan sonra gözler Mossad'a, Orta Doğu'nun bu en büyük kapalı kutusuna döndü. Ancak meraklı gözler pek bir şey göremedi. Mossad yıllardan beri büyük bir gizlilik içinde örgütlenmiş, başkanının adını bile gizli tutmuştu. 32. gün Mossad'ı sizler için araştırdı. Bakalım İsrail Haber Alma Örgütü ne menem bir organizasyondur. Kimse bunu beklemiyordu. Ne Raşel, ne Yasef, ne Hayim, ne Lida, ne de alandaki diğer binlercesi. Kimse böyle bir şey aklına bile getirmiyordu. Ne mitingdeki on binler, ne Shimon Peres, ne de Isaac Rabin. Kimse böyle bir ihtimali düşünmüyordu. O hariç. Herkes durdu, o vurdu. Kökten dince Yahudi Yigal Amir, İsrail Başbakanı Isaac Rabin'i sonsuza dek susturdu. Kimse bunu beklemiyordu. Ne Raşel, ne Yasef, ne Hayim, ne alandaki on binler, ne de dünyadaki milyonlar. Hiç kimse. Kimse bunu beklemiyordu. Çünkü orada dünyanın en güçlü istihbarat örgütü vardı. Dünyanın en etkin istihbarat örgütü oradaydı. Orası İsrail'di. Mossad'ın ana vatanı. Mossad. Kelime anlamı enstitü. Mossad. İsrail İstihbarat ve Özel Harekat Enstitüsü. Mossad. Çalışanlarının sadece büro dedikleri efsanevi örgüt. Tel Aviv'in King Saul bulvarında üstlenen ama kolları dünyanın her yanına uzanan örgüt, Mossad. İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad, İsrail'in kendini devlet olarak ilan etmesinden hemen 3 yıl sonra, 1951 yılında kuruldu. 1950-60'lı yıllarda İsrail genişlerken Mossad da gelişti. Ancak o dönemde ününü bilenler daha çok Orta Doğulardı. Örgüt asıl ününü 70'li yıllarda yaptı ve tüm dünyaya nam salmaya başladı. O dönemde ardı ardına gerçekleşen uçak kaçırma ve rehin alma eylemlerine yönelik müdahalesi Mossad'ı bütün istihbarat örgütleri içinde farklı bir konuma oturttu. Mossad bu tip eylemlere karşı giriştiği operasyonları kendi vurucu gücüyle gerçekleştiriyor, operasyonu en az zararla kapatmayı biliyordu. Mossad'ı bir efsane haline getiren olay ise 1981 yılında yaşandı. Örgüt o yıl Irak'ın ultra gizlilik derecesine sahip Temmuz nükleer reaktör projesini önce adım adım izledi, sonra adeta kendi eliyle yerleştirmiş gibi gidip imha etti. Ardından da Temmuz'un imha görüntülerini bütün dünyaya seyrettirdi. İzlemekte olduğunuz o görüntülerdir. Aynı yıllarda ve sonrasında Orta Doğu kaynaklı terörün İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik eylemleri Mossad'ın asıl önemli özelliğini ortaya çıkardı. Mossad, karşı tarafın her ciddi eyleminden sonra mutlaka intikam alıyor, düşman diye nitelediği hedeflerini er veya geç infaz ediyordu. Peki Mossad'ı benzerlerinden, diğer istihbarat örgütlerinden ayıran özellikleri nereden kaynaklanıyor? Bu sorunun en önemli yanıtını şu anda izliyorsunuz. Bu görüntüler Mossad'ın İsrail halkına kendini anlatmak için hazırladığı ve İsrail televizyonunda yayınlanan filmden alındı. İşte Mossad halka kendini anlattığı, halkın desteğini sağlamayı başardığı için diğer istihbarat örgütlerinden farklı. Ama diğer örgütlerden farkı sadece bununla sınırlı değil. Mossad'ın sadece Mossad'a özgü temel özellikleri var. Mossad'a gücünü veren asıl özelliği tıpkı devleti gibi dini bir temele oturmuş olması. Mossad tüm Yahudileri potansiyel eleman olarak değerlendirir ve unutmamak gerekir ki dünyanın hemen her yerinde milyonlarca Yahudi yaşar. Bu örgütün uluslararası arenadaki gücünü ve etki sahasını inanılmaz bir boyuta taşır. O kadar ki örneğin Amerikan Haber Alma Teşkilatı CIA'nin sadece merkez kadrosunda 25 bin memur çalışırken
Eski Sovyetler Birliği Haber Alma Teşkilatı KGB'nin sadece dış istihbarat bölümünde 15 bin memur görevlendirilmişken Mossad'ın resmi kadrosu sadece ve sadece 1500 kişiden oluşur. Merkezdeki sayı böylesine düşüktür. Çünkü Mossad'ın İsrail dışındaki ülkelerde binlerce sempatizanı vardır. Onlara yardımcı anlamına gelen sayan adı verilmiştir. Ve sayanların sayısı mesela sadece Amerika'da 60 bine ulaşır. İsrail Haber Alma Teşkilatı'nı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de hükümetler değilse de operasyon politikasının değişmemesidir. Bütün diğer örgütler bilirler ki Mossad'ın infaz listesi İsrail'de iktidara kim gelirse gelsin aynı kalır. Denir ki başbakan kim olursa olsun makamına oturduğu anda yapması gereken bu listeyi onaylamaktır. Başbakanlar onaylar, Mossad uygular. Şu anda Mossad kamerasıyla çekilmiş bir Mossad operasyonu izliyorsunuz. Karşıdaki eve birazdan baskın yapılacak. Evin kapısındaki iki gözcü dışında sokakta gördüğünüz herkes Mossad görevlisi. Gözcülerden birinin bulunduğu noktadan ayrılmasıyla birlikte operasyon başlıyor. Mossad eve giriyor. Sonrasını bilmiyoruz. Bilinen Mossad'ın hemen tüm operasyonlarında aynı mekanizmayı işlettiği ve böylece hata riskini en aza indirdiğidir. Bir Mossad operasyonunda sırasıyla şu gruplar görev yapar. Bodnim, ön hazırlıklarda asıl gruplara yardım eder. Nevyod, bilgi toplar, araştırır, dinler. Yarit, gözetler, harekat güvenliğini sağlar. Sayret Matkal, keşif yapar, eylem biçimini saptar. Kidon, operasyonun süngüsü, son noktayı koyar. Bütün bu özelliklerine rağmen, gücüne, etkinliğine rağmen kurulduğu 1951 yılından bu yana Mossad da zaman zaman ciddi hatalar yaptı. Ama o hatalardan hiçbiri İsrail Başbakanı'nın yaşamı kadar yüksek bir bedele mal olmadı. Aslında Mossad'ın hatası öylesine ciddi, öylesine önemliydi ki bir gün kendi başbakanının öldürülmesine dahi seyirci kalabileceği belliydi. O temel hata Mossad'ın temel politikasıydı. Temel politika Yahudilerin iyi, diğerlerinin kötü olduğuydu. O politika hücrelerine işlemişti. Halka da işlediler. Kendi televizyonlarında gösterdikleri operasyon filmlerinde kötü adamların hiçbiri Yahudi değildi. Mossad'a göre tüm kötülüklerin kaynağı Yahudi olmayanlardı. Yahudi olmayanların en kötüsü ise Araplarla Filistinliler. Örgüt ta en başından bugüne hep Filistinlerle Arapları hedef tahtasına koydu. Mossad'a göre eğer bir gün bir terörist İsrail'i yerinden oynatacak bir eyleme girişecekse o teröristin ya Arap olması gerekiyordu ya da Filistinli. Bütün örgütlenmelerini bu politika üzerine kurdular. Yahudi, Yahudi'yi öldürmez anlayışına teslim oldular. Yanıldılar. Hedef tahtasına hep Araplarla Filistinleri koymuşlardı. O tahtada can verecek Yahudi başbakanının katilinin bir başka Yahudi olabileceğini akıllarına dahi getirmediler. O gece Yahudi teröristin silahından çıkan mermilerle vurulan aslında hem İsrail başbakanıydı hem de İsrail'in haber alma teşkilatı. O gece aslında Mossad'ı da vurdular.